Ben doçent doktor Hasan Arslan. Lisans eğitimimi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi Teşvik ve Planlama Ekonomisi'nde bitirdim. Bitirdikten sonra Yüksek Öğretim Kurumu'nda yapmış olduğu sınavda başarılı olarak yurt dışında yüksek lisans ve doktorumu yapmak üzere yurt dışına çıktım. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington DC kentinde The American University'de yüksek lisansımı eğitim yönetiminde, gene doktorumu eğitimde tamamlayarak Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye döndükten sonra Celal Bayar Üniversitesi'nde, Kocaeli Üniversitesi'nde ve ardından da şimdi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde çalışmaktayım. Amerika'da kaldığım süre içerisinde oradaki Department of Education'da, Eğitim Bakanlığı'nda çalıştım. Bazı kurumlarda çalıştım. Artı Türkiye'ye döndükten sonra da Helsinki Üniversitesi'nde, Florida State Üniversitesi ve Avrupa'daki bazı üniversitelerde Erasmus programı altında dersler verdim. Bu dönem, ikinci dönem sizlerle vereceğimiz, alacağınız okul yönetimi dersi zorunlu derslerden birisi. Okul yönetimi dersinde okul yönetiminin felsefi temelleri nelerdir? Okul yönetiminin temel ögeleri nelerdir? Okul yönetimi dersini işlerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir okula baktığınız zaman neler görüyorsunuz? Dış görünüşü nedir? Örgütün bakıldığı zaman kliması nedir, iklimi nedir, işleyiş şekli nasıldır gibi nedir, temel bilgileri öğreniyorsunuz. Bu dersi aldıktan sonra sizler bir okula baktığınız zaman artık diğer bir okul yöneticisi ve diğer bir öğretmen gibi değil, okul yönetimini daha eleştirel açıdan bakıp okulda meydana gelen ya da olan eksiklikleri kolayca tespit edeceksiniz. Belki bu dersin çıktılarından birisi, okulda bulunduğunuz çevreden öncesine göre daha fazla rahatsızlık duyacaksınız. Çünkü okuldaki var olan eksiklikleri göreceksiniz. Uygulamalardaki yanlışlıkları göreceksiniz. Buna dayalı olarak da bir okulun nasıl geliştirilebileceğini, nasıl etkili olarak etkili olabileceğini, yurt dışındaki okul yönetiminde yönetici seçim sistemleri nelerdir, yöneticileri nasıl seçmektedirler, nasıl yetiştirmektedir gibi konuları ele almaktayız. Artı biz de tarihsel süreç içerisinde yöneticileri nasıl yetiştirdik, nasıl yetiştiriyoruz ve nasıl yetiştirmemiz gerekir konularını sizlerle beraber ele alacağız. Bu dersi çok fazla seveceğinizi, hoşunuza gideceğinizi düşünüyorum. Teşekkürler.